Ben ağız, diş, çene hastalıkları cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Hakkı Tanyeri'yim. İmplant, şöyle bahsedeyim, bilimsel alanda bir sürü buluşlar olmuştur zamanında. Fakat bu son 10 yılda diş hekimliği alanında en önemli bir yere sahip olan implantların hasta ağızlarında uygulanması hadisesi gelişmiştir. Ve bununla birlikte 90'lı yıllardan itibaren implant tüm hastalarda kullanılmaya başlanmış ve gün geçtikçe de gelişen bir teknolojiye sahip olmuştur. Bununla beraber tamamen hareketli protezlerin kullanımı revaçtayken implantların kullanımıyla da gerçekten sabit protezler ve onun arkasından gelen bir estetik ortaya çıkmıştır. Bu da hastanın hem konforunu arttırmış hem de biz cerrahların, hekimlerin alanının daha da genişlemesine neden olmuştur. Yani önce hastanın geldiği zaman bize implant yapılır veya yapılamaz tahlilinin, anamnezlerinin alınarak bunun çok ciddi bir şekilde incelenmesi gerekir. Zaten implant yapılmasındaki bize başarısızlık olarak dönen implant vakalarındaki hadiseler implantın en öndeki röntgen, tomografi, panoramik röntgen ve bir takım tıbbi analizlerin yapılmamasından kaynaklanır. Bundan dolayı önce hastayı çok iyi bir tetkikle incelemek ve bütün röntgenlerini alıp ölçümlerini yapmak gerekir. Birinci mevzu budur. Sonra hastanın bir takım tıbbi geçmişine bakmak lazım. Yani hastalıklar geçirdi mi, diyabetik sorunları var mı, diş etlerinde problemi var mı, kan problemleri var mı, daha geniş majör olarak baktığında kalp rahatsızlıkları var mı? Hepsinin hekim bir süreçten geçirip bunları tek tek inceleyip implant uygulamasına daha sonra geçmeli. Bizim alanımızdaki implant en küçük operasyonlardan biridir. Yani çok basit bir iğne ile yaptığımız lokal anestezi ile hastanın o bölgesinin uyuşturularak güzelce hiçbir ağrı duymadan daha sonra da bir çekim ağrısı kadar belki olabilecek o da verdiğimiz analjezikler, antibiyotikler ve diğer ilaçlarla geçebilecek bir operasyondur. Ama şimdi tabii bir de çok genişleyen bir alan bu. Sadece implantları normal implantlar olarak kalmadı. Olonforlar giriyor, zigomatik implantlar giriyor. Bütün implant süreçleri daha genişledi. Daha kısa zamanda immediat protezler uygulanmaya başlandı. Bunların hepsi de ayrı bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Yani eğer ki bir hastanın acil olarak ben herhangi bir şekilde dönüşüm yani seyahat zorunluluğu veya başka bir nedenle yaptırması zorunlu değilse ben mutlaka bir 3 ay integrasyon dediğimiz kemikle implantının penetre olması, uyuşması sürecinin olmasını beklerim. Yani bu implantın olmazsa olmaz kurallarından biridir. Hatta eğer imkanım varsa hastaya 2 aşamalı olarak dediğim bir implant uygulaması yapıp implantın daha iyi osteointegre olmasını sağlarım. İmplant artık biraz evvel söylediğim gibi sadece tek bir implant yapılmasından çıkmış. Yelpaze genişledikçe yapılacak implantın çeşitleri de biraz evvel söylediğim gibi uzamıştır. Ama buna karşılık implantın çok fazla yapılmasıyla çok fazla komplikasyonlar da ortaya çıkabilmektedir. Bundan dolayı yapan hekimler de, implantı yaptıran hastalarımız da bu süreçte çok ciddi olarak implantın tedavi, sterilizasyon hepsine çok iyi kontrollü bir şekilde riayet etmeleri gerekmektedir. Bu çok önemlidir çünkü bunun sonucunda da yapılan yine de bir operasyondur. İmplantın yoksa başka türlü hiçbir sakıncası olmadan uygulanabilir bir uygulamadır.